Rüya tabirine başlamadan önce, rüyalarla ilgili kısa bir bilgi vermekte fayda var. Rüyalar üç çeşittir. Birincisi salih rüyalardır. Allah tarafından olup müjde veren rüyalardır. İkincisi şeytani rüyalardır. Şeytanın aldatma, vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen karışık hayaller, düşler ve telkinlerdir. Bunların anlatılması ve yorumlanması tavsiye edilmemiştir. Ve üçüncüsü nefsani rüyalardır. İnsanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüyalardır. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de söylemesin. Yoksa kendisine zarar verecektir. Kişilere göre rüya tabiri farklıdır. Günümüz şartları ile diğer rüya yorumları aynı değildir. Bu yüzden burada vereceğimiz rüya tabiri aynı olmama ihtimali yüksektir. Rüyada koyun görmek. İffetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına, ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala işarettir. Koyun peşinde gitmek, bir kadının ardı sıra gitmeye işarettir. Koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızık ve nimete tabir olur. Koyun otlatmak yönetici olmaya tabir olur. Derisi yüzülmüş koyun birinin ölmesine tabir olur. Koyun sürüsü söz dinleyen ve uysal halka tabir olur. Kirli koyunlar pis ve haşerat taşıyan insanlara tabir olur. Koyunun siyahı da, beyazı da iyiliğe işarettir. Onun baş ve bacakları ganimet malına tabir olur. Koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete rahat etmeye tabir olur. Koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka tabir olur. Koyun yüzücüsü halka zulmeden amir yahut memura tabir olur. Koç, şerefli ve muteber bir kimseye tabir olur. Koçun yünü ve kuyruğu şerefli bir kimseden mala yahut onun kızıyla evlenmeye işarettir. Kuzu, anne ve babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen evlada tabir olur. Hamile kadının kuzu görmesi oğlan doğurmasına delalet eder. Rüyada görülen koyun, kadına delalet eder. Bundan dolayı rüyada bir koyuna rast geldiğini gören kimse, bir kadın alır. Bir koyunun kendi önünde yürüdüğünü ve ona yetişemediğini gören kimse, bir kadın peşine düşer fakat onu almaya muvaffak olamaz. Rüyada bir koyunu sağdığını gören kimse, o sene bir hayra erer. Bir kimse rüyada evinde derisi soyulmuş bir koyun görse, o evde bir kişi ölür. Rüyada koyun güttüğünü gören kimse, Arap olan halka vali olur. Rüyada koyunlara rastladığını veya onlara malik olduğunu gören kimse, büyük bir ganimete erişir. Koyun eti yediğini gören kimse, büyük bir hayra erişir. Koyun, ganimet, zevce, evlat, emlak, ziraat ve meyveli ağaca delalet eder. Koyun, şeref, güzel mal ve iffet sahibi kadınlara, keçi de namussuz ve rezil kadınlara delalet eder. Çünkü keçinin arka tarafı açık, koyunun ise kuyruğu ile örtülüdür. Koyunları önüne katıp sürdüğünü gören kimse, vali olur. Rüyada koyunlara malik olmak, elde edilecek ganimet malına delalet eder. Bir kimse rüyada koyunları karşı tarafa geçirdiğini görse, akılsız bir takım kimselerle olur. Koyunların bir yerde toplu olarak durduklarını görse, bir iş için o yerde toplanan bir takım erkeklerin olduğuna işarettir. Koyunları karşıladığını görse, münakaşa veya bir kavgada kendisine karşı gelecek kimselere galip gelir. Bazı tabirciler, çok olan koyunlar, bitli insanlara delalet eder, dediler. Bir koyun bulduğunu gören kimse, velayet, liderlik, mülk, hüküm ve nimete nail olur. Koyunların yünlerini kırptığını gören kimse, 3 gün ihtiyatlı davransın ve evinden dışarı çıkmasın. Beyaz koyun hayra delildir. Siyah koyun da öyledir, ancak beyaz koyunun hayra delaleti daha çoktur. Rüyada koyun sürüsünü gören kimsenin, sevinci devam eder. Koyunun baş ve bacaklarını gören kimse, ganimet malına erişir. Kirmani demiştir ki, rüyada koç görmek, iri, kuvvetli ve muhterem bir adamla tabir olunur. Bir koç bulduğunu veya kendisine verildiğini gören, böyle bir zatla arkadaş olur. Koça binerek istediği gibi sevk ettiğini gören, iri bir adamı hükmeder ve nüfusuna alır. Koçun kendisinin üzerine bindiğini gören, kuvvetli bir adamın nüfusuna girer. Koçun boynuzunu yahut boynuzlarını kıran, büyük bir adamı yener. Koçun boynuzlarının uzaması, rüya sahibinin iyi haline işarettir.
Koçun ölmesi mühim bir şahsiyetin ölmesine işarettir. Koçun kesilerek pay edildiğini görmek, büyük bir insanın ölümüyle birlikte mirasının taksimine delalet eder. Yemek için bir koç kesen köle ise, hürriyetine kavuşur. Esirse serbest kalır, korkularından kurtulur. Borcunu öder. Hastaysa, şifa bulur. Bir koçu yemek niyeti olmaksızın hiddet içinde öldüren, düşmanının malını alır hanesinde derisi yüzülmüş bir koç gören akrabasını kaybeder. Koç pişiren hastalanır veya devletten zarar görür. Koç bulduğunu gören, ehilse vali olur. Kendisine bir koç verilen, yıl içinde bir memuriyete yahut hayır ve menfaate erer. Çok sayıda koç verilen kişi, koçların sayısı kadar bir zaman memuriyette kalır. Ebu Said'ül Vaz demiştir ki, rüyada koç pazarlığı yapmak, büyük bir zatın kendisine muhtaç olacağına delalet eder. Koyun görmek, kıymetli bir zevceyle yorumlanır. Bir koyunu keserek etinden yiyen, arzusuna erer. İsmail el-Eşas diyor ki, rüyasında koyun kestiğini gören, bir kadına iftira eder. Bir rivayete göre koyun, Arap bir zevceyle tabir olunur. Ebu Said'ül Vaaz, koyun rüyası hakkında şöyle diyor. Rüyasında bir koyuna malik olduğunu görenin eline mal geçer. Koyunu tutmak, bağlamak, üstüne binmek ve satın almak, yününden mal kazanmaktır. Koyun doğduğunu gören, arzusuna kavuşur. Koyunun bir eve girmesi o senenin feyiz ve bereketidir. El-Salimi diyor ki, koyunun evinden çıktığını, çalındığını, öldüğünü veya kaybolduğunu gören, karısından boşanır. Yahut kadın başka biriyle gider. Koyundan bir şey alan, karısından mal alır. Koyuna bindiğini görmek, hayır ve berekettir. Kuzu görmek, hayır, nimet ve bereketle, bir rivayete göre, evlatla yahut arzusuna kavuşmakla tabir olunur. Kirmani'ye göre, koyun, koç, toklu, kuzu. Daima hayra, sevince ve nimete delalettir. Koyun otlatmak, valilik yahut başka bir memuriyetle birlikte herkes için hayır ve berekettir. Koyun sürenin sevinci, devamlı olur. Koyun sürüsünün yanından geçtiğini gören, servet sahibi büyük bir topluluğun yanından ayrılır. İki koyun sürüsünün karşılaştığını görmek, harbe ve ölüme işarettir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz, abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz, esen kalınız.